ülkeler vardır. Yeni ürünler tasarlarlar, geliştirir, pazarlara sürerler. Üretim maliyetlerini askeri düzeye indiren yeni ve etkin teknolojiler geliştirir ve uygularlar. Tüketim alışkanlıklarının belirlenmesinde etkindirler ve katkıda bulunurlar. Bütün bunları iyi eğitilmiş, yüksek nitelikli iş gücüne, durmaksızın sürdürülen Ar-Ge faaliyetlerine ve teknoloji üretme çabalarına dayandırırlar. Yani bu ülkeler bir anlamda mukayeseli avantajlarını kendi çabalarıyla kendileri ortaya çıkarırlar. İşte bu ülkeler sürdürülebilir rekabet gücüne ve ekonomiye sahip dünya pazarlarının dominant ülkeleridir. Tasarladıkları ve geliştirdikleri ürünleri kendi ülke sınırları içerisinde üretmek bile onlar için o kadar da önemli değildir. İşçiliğin ve enerjinin ve diğer unsurların göreceli olarak ucuz olduğu her yerde üretimi yaptırıp kendi adlarıyla, kendi markalarıyla pazarlara sürerler. Böyle ülkeler dünyanın en nitelikli insanları, en gelişmiş beyinleri için adeta birer çekim merkezi haline gelirler. En iyi tasarımcılar, en iyi mühendisler, en iyi yazılımcılar, en iyi dizaynerlar da buralara doğru kendiliğinden akarlar. Bu gibi ülkelerin tasarımı bir yenilik yaratır ve geçmişi yıkar. Bu ülkeler bilgiyi üretir, bilgiyi üreten kanaati ve algıyı üretir ve sonuç olarak da bilgiyi üreten kararı üretir. Milli gelirin en az %3'ünü Ar-Ge'ye ayıran, inovasyona dayalı yüksek teknoloji yoğun sanayisini oluşturmuş, özgün marka ve geniş pazarlama ağlarına sahip olan bir Türkiye artık bizim hedefimizdir.